Adıyaman'da fabrika işçilerini taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğini ve ağaçları parçalayarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Adıyaman'da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ali Rıza Aslan iradesindeki otobüs, Fatih Mahallesi 2. Çevre Yolu Hazreti Ali Camii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. İşçilerin içerisinde bulunduğu otobüs refüjdeki elektrik direğiyle ağaçları parçalayarak yolun karşı tarafına geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerinde kontrolden çıkan otobüs yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Ali Rıza Aslan ile otobüste bulunan Yusuf Karakuş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün parçalayarak etrafa savurduğu ağaç parçaları ile elektrik direği Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasından yoldan kaldırıldı. Elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekipleri tarafından da yolun aydınlatması için çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kazaya karışan otobüs yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay yoldan geldi çıktı bu tarafa geçti. Yani bir yere mi çarptı? Karşıdan geliyordum şeritte. Kaldırıma vurdu. Ondan sonra nasıl oldu bir baktık buraya geldi. Sürte sürte geldi. Karşı şeride geçti yani. Karşı şeride geçti. Yaralı kaç kişi var? Yaralı 2 kişi mi var herhalde? İçinde yolcu mucu var mıydı? Ben 4 tane falan 4 kişi vardı. 2 tanesi yaralı. Bir şoför, bir arkadaş daha var. Fabrika işçileri herhalde bunlar. Evet, fabrika işçileri.